Hollanda'da bisiklet ayağınız gibi ya. Ayakkabınız gibi. Ayağınız değil de doğru, yanlış oldu. Ayakkabınız gibi. Hani hep derler işte Amerika'da, arabasız hiçbir yere gidilmiyor abi. Benzin ucuz, herkes araba alıyor. Burası da tam tersi. Benzine gerek yok. Bisiklet ucuz. Ucuz dedim. Anlatacağım gerçi birazdan da. Hepsi de ucuz değil. Bisiklete biniyor herkes. Ama tabii olay şu değil. Ya işte yollar iyi abi. Arabamız var. Bir de bisiklet aldık biniyoruz kafasında değiller. Yani her şeyi bisikletle yapıyorlar. Belki yolda görürsünüz böyle önünde kasası olan, arkasında römorku olan, bunların içinde çocuğunu, kedisini, köpeğini, eşini, dostunu, dayısını, nenesini taşıyan insanlar var. Yani her yere bisikletle gidiyorlar. Her şeyi bisikletle yapıyorlar. Müthiş. Ama tabii bu alışkanlığı da bir günde oturtmamışlar. Coğrafi avantaj da var. Ya onu söylemek lazım. Yok, çok düz bir ülke Hollanda. Yokuş yok mu? Var. Çok az. Yani Türkiye ile falan yarışamıyor. Türk yokuşlarıyla. Uzaktan yakından alakası yok onların da. O yüzden de zamanında bütün ülkeyi düzenlerken 35 bin kilometre bisiklet yolu yapmış manyaklar. 35 bin kilometre bisiklet yolu. Yani yol yaptık deniyor ya işte, yol yapılmış gerçekten. Böyle bir yol yapmak yok yani. 35 bin çok. Evet, burada yol hakkı araçta. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz düzenli her şey. Yani kimse yola çıktığınızda ağzınıza yüzünüze arabayla girmiyor. Ama tabii şu var. Burada hakim sürücü, hakim sürücüler bisikletler olduğu için buranın taksicileri de bisikletliler. Bisikletlerin burada sözü geçiyor. Yani onlar ne derse o olur. Kurala daha fazla uymayanlar da onlar bu arada, kurallara. İlginçtir. Biz, yani araçlardan daha az uydukları durumlar oluyor. Ve burada zaten o kadar her şeyi bisikletle yapıyorlar ki arabaya da çok da ihtiyaçları olmuyor. Biz buradan ne tarafa gitsek yani? Karşıya gidiş var mı? Var, oraya gidiyor. Sola doğru gidiyor. Yani random çıktım, hiç nereye gideceğim fikrim yok. Aynı motorda olduğu gibi. Gideriz bir yere. Yüreğimizin götürdüğü yere gideriz. Işıklar müthiş çalışıyor bu arada. Yani ışıklara dikkat ediyorlar. Yani uymadıkları kurallar genelde yaya geçitleri. Yaya geçitlerinde durmuyorlar. Çünkü şöyle bir sorun var. Aslında siz de sormuştunuz bunu. Yürüme videomda vardı bizim. Yürüyüş videomda. Orada frensiz bisikletler görmüştünüz. Frensiz bisikletlerin aslında olayı frensiz olmalı değil. Kontra frene sahip olmalı. Oh, kalabalığa bak. Biz sola gideceğiz. Ama gidemiyoruz. Döndüm sola. Şöyle bir geçeyim. Yani o bisikletler frensiz değil, kontra frenli. Kontra fren de ne? Kontra fren, pedalı geriye bastığınızda arka tekerin ortasında bir fren sistemi var. Bisikleti kilitliyor aslında. Yavaşlatmıyor, bayağı kilitliyor. Ve vitessiz. Vites olmadığı için çok zor hızlanan bisikletler onlar. O nedenle de bir kere hızlandılar mı hiç durmak istemiyorlar. Bak mesela bunlar onlardan. Bayağı teyzem cayır cayır sürüyor. Hiç durmak istemedikleri için de size yaya geçidinde falan yol vermiyorlar. O yüzden dikkat edin. Buraya gelip sürmeye çalışırsanız bisikletler ağzınıza yüzünüze
vurabilir yola çıkarsanız. Hani öyle Türkiye'deki gibi ay bisiklet yoluna mı girdim pardon falan diyene kadar biri size küfür eder. Çok duyarsınız bunda zaten. O bisiklet üstünde var ya konuşmak daha zormuş ha. Motorda kolay. Motorda dikkatten biraz şeylik var. Bisiklette efor. Kondisyon da berbat. O yüzden hiç yok. Yani o gördüğünüz ucuz, etrafta her yerde görünen bisikletler vitessiz ve kontra frenler çok eskiler. Genelde böyle 20 euro, 30 euro, 40 euro döküntülerini bulabilirsiniz. Eğer buraya yaşamaya gelirseniz onlara bence yatırım yapmayın. Çok anlamsız. Biraz daha böyle 100 eurolara falan çıkıp en azından 3 vites biraz daha sizi yolda rahat ettirecek, daha iyi bir fren sistemi olan bir şey almanız daha keyifli olur. Sonra acı çekiyor insanlar. Zaten Türkiye'de bisiklet sürmeye alışık değilsin. Buraya gelip o tempoya ayak uydurmak kolay olmayabiliyor. Mesela burada geçemedik. Pardon. Şöyle bir geçeyim size. Tabii yol bisikleti çok avantajlı. Çok rahat, yol düz ve temiz olduğu için asfalt. Yol bisikletiniz varsa inanılmaz rahatsınız. Çok rahatsınız yani. Zaten burada herkesin o karanlığa girdik. Burası çok iyi gözükmeyebilir. Kamera karanlıkta müthiş görüntü vermiyor. Ben de o tarafa gideceğim. Yol vermemiz lazım. Temiz. Yani kamera umarım yolda kaymaz. İyi sıktım ama bazen çok sert yollardan geçiyoruz. Burada herkesin zaten iki bisikleti var. Herkesin demeyeyim gerçi dur pardon. Birçok kişinin diyeyim. Çünkü yol bisikletiyle daha böyle hafta sonları uzun yola çıkanlar oluyor. Günlük işine giderken, okula giderken, çocuğunu okuldan alacakken daha dandik bisikletler. Ama böyle hafta sonu gezecekse herkesin burada canavar gibi yol bisikleti var. Onları kapıp uzun yol yapıyorlar. Güzel de rotalar varmış. Daha çok keşfetmedim ama ederiz. Ben bisiklete evet, burada seviyorum. Binmek çok keyifli. Ama motordan aldığım hazzı ne yalan söyleyeyim bisikletten alamıyorum. Motorun hazzı bir başka. Hazzı. Tabi burada tek konu düz vitesli bisikletler ya elektrikli bisikletler de var. Elektrikli bisiklet sayısı oldukça çok. Çok da iyi markalar var. Bu arada bayağı inovatif girişim markaları var. Onlar çok güzel bisikletler yapıyorlar. Klasik markaların da işte Gazer gibi belki duymuşsunuzdur. İşte Gazer gibi, Trek gibi, ne bileyim, Cube gibi. Benim bisiklet de Cube. Büyük markaların da, bilinen markaların da hepsinin artık elektrikli bisikletleri var. 25-30 km hızlara çıkıyorlar. 50-150 km arası range'e kadar artık parasına göre 2000 euro verirseniz 60 kilometre gidiyorsunuz da 3 verirseniz 100'e kadar menzili çıkan bisikletler var. Elektrikli bisiklet şöyle avantajlı dediğim gibi burada mesela daha iyi anlatmak için dedim ya her yere gidebiliyorsunuz. Sadece şehir içi düşünmeyin yani. Abi işte bindim buradan Maltepe'den Kadıköy'e kadar bir yere gideceğim. Yani o mesafede şehir değiştiriyorsun. Yok abi buradan atla, Harlem'den çık, arabayla 45 dakika mesafe mesela.
Den Haag, yapıştır git. Yol var. Elektrikli bisikletin varsa çok daha hızlı gidersin. Yorulmadan gidersin. Tertemiz gidersin yani. Müthiş. Park yeri derdin yok. Birçok yerde bisiklet parkları kapalı. Bisiklet parkları bedava. Çok merkezi yerlerde paralı oluyor. Ama onlar çok cüzi. Ya da uzun süreli koyacaksanız paralı oluyor. O da çok cüzi. Kesinlikle arabadan çok 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 avantajlı. Hatta arabayla bazı yerlere yavaş gidiyorsunuz. O yüzden burada Hollanda'da kişi başı yıllık yapılan kilometre 900. 900 kilometre. Çok acayip yani. Bu arada tabii bazen işte bisiklet yolu bitiyor. Böyle ana yola bağlanıyorsunuz. Ana yolda giderken yine çok büyük bir avantaj. Size, yani bisikletlilere her zaman çok saygılılar, her zaman yol veriyorlar. Ama bakın bunu şey gibi söylemiyorum. Hep şey giyiği vardır ya. Abi işte adımını atıyorsun duruyorlar. Bu bir kararla olan bir şey değil. Yani size yol vermek için yol vermiyor. Ya da sizi çok sevdiği ya da dünyanın en kibar insan olduğu için size yol vermiyor. Buna alıştığı, bu kuralı bildiği, bu kuralı uygularsa her şeyin akacağını bildiği için ne yapıyor? O yüzden de sorun çıkmıyor. Yani bu kadar basit aslında. Yani bir lütuf değil burada size yol vermesi. Kural bu. Bunu da zorbalıkla alışmıyorlar. Yani işte bu dizaynla ilgili. Bakere canlı yayında sanırım. O çok güzel klasik arabalar varmış burada. Wow. Oğlum yani Harlem'in her yerinde de güzel bir şey çıkıyor. Bu arada bugün Harlem'deyiz yine. Harlem sokaklarındayız. Arada işte atlayacağız Amsterdam'a gideriz. Ormanların içine kadar dalarız. Gideriz farklı şehirlere akarız. Bize yakın şehirler de var. Onlara gideriz arada. Yani böyle bisiklet kültürü bu ülkede özellikle yollar bisiklet yollarına göre dizayn edildi. Yani sonradan bisiklet yolu yapılmadığı için bütün yapı onun üstüne kurulu. Öyle olunca da çok sağlıklı bir şekilde bisikletle hareket edebiliyorsunuz. Tabii bunun sağlık kısmı ayrı bir konu. Amerikalılar, geçen hatta bir Amerikalı gazeteci gelmiş buraya da. Dutch News diye bir site var orada. Amerikalı gazeteci de bayağı dalga geçmişlerdi. İrlandalı onun da editörü sanırım. Amerikalılar burayı çok anlamıyorlar. Gelince böyle şey oluyorlar. Herkes bisiklete biniyor. Demek ki insanlar yürümüyor. Alakası yok. İnsanlar yürüyorlar. İnsanlar hatta çok yürüyorlar burada yani. Turistler de yürüyor. Hollandalılar da yürüyor. Yürüyorlar. O da uygun çünkü. Yürüyüş için de tonlara var. Ana mesafeyi, ana gideceği yolu kat etmek için yürümüyor tabii. Onun için bisiklete biniyor. Onun için niye yürüsün? Bunu da böyle şey gibi sunmaya çalışmışlar. Çok gülmüştüm. İşte bakın, burası yeterince özgür değil. Yürüyenleri dışlıyorlar. Herkes bisiklete bindiğini için kendini özel zannediyor falan gibi böyle gerizekalı bir şey yazmışlardı. Enteresan. Ya kimsenin burada kendisini bisiklete binebildiği için özel hissettiğini falan zannetmiyorum açıkçası. Evet, bisiklet kültürü böyle Hollanda'da.
Yani turist olarak gelirseniz mutlaka binin. Kiralayabiliyorsunuz çünkü. Kiralamak çok kolay. Hem şeyler, dükkanlar var. Dükkanlara girip de kiralayabilirsiniz. Ya da yol üstünde duran hem elektrikli hem normal bisikletler var. Onları böyle kart okutup falan kiralayabiliyorsunuz. Ha şeyi de söyleyeyim. Burada Türkiye'deki gibi scooter yok. Yani martılar, tartılar, tartoletler yok. Onlar yasak. Hatta çünkü güvensiz bulunuyor. Onların koltuklu versiyonları var ama şey gibi zannetmeyin. O bildiğiniz martıya koltuk koymuşlar gibi değil. Daha büyük, böyle bisiklete yakın boyutlarda ve acayip hızlı gidebilen versiyonları var. Çok daha hızlı, iyi hızlanabilen. Tabii onlar da limitliyorlar hızlarını. Onlara izin var. Yani bir şey diyeyim mi? Hiç de gerek yok. En kötü elektrikli bisiklet kiralarsınız. Gerçekten daha güvenli. Ha burada sıkıntı ne? Bunlar. Aha bu. Bunlar sıkıntı. Neden sıkıntı? Scooterlara, motosiklet olan scooterlara belli bir hız limitiyle, yine 35 km hız limitiyle izin veriyorlar. Bence bu çok salak bir kural. Bunun da aslında istisnaları var ama polis çok dikkat etmiyor. Ya da yakalarsa ceza kesiyor ama tabii her yerde polis yok. Bunlar çok hızlı gidiyorlar, çok hızlı yön değiştiriyorlar. Salak salak hareketler yapabiliyorlar. O yüzden dikkat edin, çok tehlikeli. Yani başınıza her an bir şey gelebilir. Bunda aslında dedim ya, limitleri var, böyle ringler var. Ringler dediğim çevre yolları. O çevre yollarının belli kısımlarının iç tarafında bunları sürebiliyorsunuz da işte dış tarafında süremiyorsunuz falan filan gibi kurallar var. Başka bisiklet konusuyla ilgili. Ha kurallarda tabii, kuralları söylerken şuna da değinmek lazım. Kask zorunlu değil. Ha, taksanız iyi olur. Hızlı bir sürüşe çıkacaksanız takmak çok daha güvenli. Gözlük zorunlu değil ama gözlük kesinlikle öneririm. Alışık değilseniz, ki Hollandalılar çok alışık. Fazla alışıklar hatta, hiç gözlük mözlük kışın bile hak getire yani. Çık çık, ben yavaş gidiyorum zaten. Yavaşladım. Yani gözünüze rüzgar, böcek, sinek her şey girer. Ama Hollandalılar çok rahat. Umurlarında değil yani. Ben çok şaşırıyorum valla. Çok zor. En ciddi kural bisiklette telefon. Telefonla oynamayacaksınız. Aman diyeyim. Telefona bakmak, eline almak. Telefonu eline alırsanız elinize verirler cezayı. Acımazlar. Kamera falan da olabiliyor bazen. En ciddi kural var. Onun dışında bir kıyafet kuralı da yok. Herkes çok rahat. Yani işe gittiği kıyafetle de biniyor. Tamamen kapalı da biniyor. Yani kapalı pantolon, gömlek. İstediğiniz gibi, kafanıza göre. Hiçbir siyasi gücün sizi zorladığını hissetmeden burada rahat rahat gezebilirsiniz. Evet, bisiklet kültürü böyle. Burada bitirelim durmuşken. Bir video daha çıkarız. Haydi bay bay.